Yapraklı Dernekler Federasyonu düzenlemiş olduğu yılın enleri ödül programında Çankırılı olan ama Ankara milletvekili olan AK Parti'nin Zeynep Yıldız. Sayın vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çankırılısınız. İsminizi her zaman duyuyoruz. Çankırı'nın adı geçtiği yerde. Biz de bu yönden duygu ve düşüncelerimizi aktaralım istedik. Evet. Teşekkür ediyoruz tüm Çankırılar adına. Nasıl değerlendirirsiniz bu geceyi? Şöyle, şimdi tabii ki Ankara'nın çok köklü kurumlarından bir tanesinin çatısı altındayız şu an. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nin çatısı altındayız. Tabii İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nin bizim için başka bir önemi daha var. İvedik OSB Başkanımız da bizim hemşerimiz Hasan evet. Bey. Dolayısıyla hani hakikaten o da her zaman için Çankırıların yanındadır. Bugün onların çatısı altında bu etkinliği gerçekleştiriyor olmak için olmak da bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Tabii ki bizler burada açıkçası her zaman için hemşerilerimiz her noktada birbirlerinin hukukunu çok koruyorlar. Ankara'da malumunuz olduğu üzere çok fazla hemşerimiz yaşıyor. Benim de babam gerçekten memleket hassasiyeti yüksek biridir. Bizi de o anlayışla yetiştirdi. Zaten Ankara ve Çankırı'yı bizler bir bütün görüyoruz açıkçası. Hem kültürel yapısı, dokusu, öte yandan birbirine yakınlığı coğrafi olarak da o bakımdan Çankırılı hemşehrilerimiz haliyle görünenden aslında çok daha fazla Ankara'da. Ve onların da çok ciddi anlamda tutkunluğunun pozitif katkılarını bizler de görüyoruz. Gerçekten ben her zaman Çankırılı hemşehrilerimi de arkamda hissediyorum Ankara'lı hemşehrilerimle birlikte. O birlik beraberlik var diyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu çok kıymetli bir şey. Sivil toplum yapılanmaları itibariyle Ankara'da en güçlü hemşeri dernekleri içerisinde sivil toplum yapılanmalarından biri Çankırı'ya ait. Ben de bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Her zaman Çankırılı hemşerilerimin de desteğini ben arkamda hissettim. Siz Çerkeşlisiniz evet, aslında. Evet, Çerkeşli. Ama tabii Çankırı olduğu zaman hiçbir yerin de önemi yok. Yapraklı, Ilgaz fark etmiyor tabii diyorsunuz. Tabii Çerkeş bir miktar daha merkeze, tabiri caizse en uzak ilçelerimizden bir tanesi ama hani bizim için hepsi bir bütün. Ankara'nın bütün ilçeleri bizim için nasıl bir bütünse Çankırı'nın da bütün ilçeleri bizim için bir bütün. Öte yandan dediğim gibi az evvel de ifade ettiğim gibi ben Kızılcahamam'da Işık Dağı'nı açtığım an memleketime ulaşmış oluyorum. Öte yandan Kalecik'te mesela Kınık Köyü'nden çıktığım an yine köyüme ulaşmış oluyorum. Çubuk'ta efendime söyleyeyim. Şabanözü üstünden de yine köyüme çok rahat ulaşmış oluyorum Beldem'e. Hal böyle olunca aslında ben hep şunu diyorum. Ankara ve Çankırı bir bütündür, parçalanamaz. Dolayısıyla benim için de çok büyük bir onur ve gurur oluyor. Hem Ankaralı hemşehrilerimizi hem de Ankara'da yaşayan Çankırılı hemşehrilerimizi temsil etmek. Çok teşekkür ediyorum ama Yapraklar adına bir istirhamda bulunsam. Birçok ilçemizde doğalgaz geldi. Bu evet, yaprakların da bu doğalgaz isteğine siz de destek olursanız. Evet. Yakın bir zamanda çözümlenecek. O konuda bana geliyor farklı vesileler ve yapraklar da kesinlikle bunu hak ediyorlar. Bu noktada grup başkan vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu Bey de çok yakından takip ediyor. İnşallah bizler de onunla sürekli irtibat halinde kalarak bu süreci yakından takip ediyoruz. Muhammed Emin Bey de hakikaten her zaman her noktada Çankırı'nın her meselesini yakından takip ediyor. O yüzden onunla da zaman zaman bu değerlendirmeleri yaptığımızda o da yani çok yakından takip ettiğini bildiğim bir yani konu. Bu yaprakları çok mutlu edecek o kesinlikle açıdan sordum. Kesinlikle onu çok iyi biliyorum, çok yakından biliyorum. Hele hele bir Çerkeşli olarak çok iyi biliyorum. Çünkü benim hani neticede erken safhalarda doğalgaza kavuştuk. Evet. Dolayısıyla bu noktada ilçeler arasındaki adaletin sağlanması, korunması ve aynı zamanda hani hakikaten bütün vatandaşlarımızın çok aynen rahat bir şekilde memleketlerinde yaşayabilmeleri açısından çok önemsediğimiz bir konu. Çok teşekkür ediyoruz. Çankırı'ya verdiğiniz değeri biliyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.